Günaydın da evladım. Mine çoktan çıktı. Bundan sonra dedesiyle gidecek okula artık. Hay Allah. Oldu, biz gidelim o zaman. İyi günler. İyi günler. Oldun mu Cemal? Yürü abi, yürü. Sen yürü. Alo Efe. Yok, geliyorum ben de. Siz neredesiniz? Mine mi? Tamam, okulda görüşürüz hadi. Tamam, görüşürüz. Geliyormuş. Ya sizin bu kızla aranızda ne var şimdi ya? Ha? O değil, arada ben kaldım ya. Aslı galiba Mine'yi kıskanıyor. Konuşayım ben onunla da, ne kıskanıyor ki abi? Sevgili değilsiniz, bir şey değilsiniz. Orada yanılıyorsun işte. Ne yani, sevgili misiniz? Aslı'yla değiliz tabii ki ama. Ha, Mine'yle. Tabii ya. Dün akşam siz beraber bir yerlere kayboldunuz. Ulan yoksa... Biz zaten seninle konuşmuyorduk değil mi? Oğlum var ya, Allah yarattı demem akıtırım pekmezini. Çabuk anlat bana ne oldu. Yetiştirdik galiba hocam. Yetiştik sayılır sayenizde. Teşekkür ederim. Siz yenisiniz galiba. Hani genelde hocalarımızı biliyoruz ama sizi hiç görmedik. Evet evet, yeni sayılırım. Yaklaştık sayılır. Siz içeri girmeyin boşuna, ben hemen kapıda inerim. Yok olur mu canım, girelim. Şşş birader hadi. Hadi anlat şunu artık ya. Tamam tamam. Sana dün geceyi anlatacağım ama sen de bana yardım edeceksin. Anca o zaman affederim seni. Tamam oğlum, benden laf çıkmaz bilmiyor musun? Laf çıkmasıyla ilgili bir şey değil be oğlum. Yardımın lazım yani, kızlarla ilgili. Tamam, kız mevzu benden sorulur. Güzel. Oğlum bak şimdi ne diyeceğim. Biz dün akşam Mine'yle, yani nasıl desem, biraz fazla yakınlaştık. Oha! Yok be oğlum, öpüştük yani. Oho! Siz o satırları okurken biz de Koray'la öpüştük. Baksana halime. Tamam, bırak şimdi zevzekliği, dinle. Ben tam şey yapamadım yani. Olmadı, beceremedim öpüşmeyi. Hayda, o niye abi? İlk defa öpüşüyorum oğlum. Nasıl? Sen Aslı'yı da öpmemiş miydin? Aslı mı? Ne Aslı'sı ya? Ağacın altında onu öpmedin mi sen? Of be oğlum. 5 yaşındaydık o zaman. Aynı şey mi? Ne bileyim ya. Günaydın Aslı. Günaydın Aslı. Günaydın Efe'cim. Ne o gözlük? Sakın. Ya aynen ya. Bugün okulun en renkli siması benim. Yalnız bir şey söyleyeyim, Mustafa sandal gibi olmuşsun. Ne? Ya benden ancak Mustafa gondol olur kızım. Bize günaydın yok mu Aslı? Hayırdır? Mine yok mu? Laf karıştırma şimdi. Neredeydin dün akşam? Arıyorum seni, açmıyorsun. İşim vardı. Ne işi bu akşam akşam? Size var ya, şimdi burada çok güzel bir meydan dayağı çekerim. Hatta derim ki bu da size ders olsun. Ama dersi derste dinleyelim değil mi arkadaşlarım? He? Hadi bakayım, hadi. Şimdi okullu birine benzedin işte. Bundan sonra hep böyle olacak. Bir daha bana kadın berberi arattırma. Unutma! Çıkışta seni burada bekleyeceğim. Mine! Ne oldu Özgür kızımıza? Havası sönmüş. Aman ne bileyim kızım ya. Hadi bak, şiar bekliyor. Yürü gidelim. Aptal sarış. Hayatım, Hafize de geldi. Hadi geç kalmayalım. Tamam, tıraşımı alayım, çıkıyoruz. Günaydın Hafize, gel. Hoş geldiniz Zaman Hanım. Yok, gelmeyeyim. Ben bir şey rica edecektim. Buyur, hayırdır? Malum bizim Kamil'in işleri düzenimizi bayağı karıştırdı. Başka yerleri de koşturmam lazım. Bir müddet benim yerime Canan gelse nasıl olur diyecektim. Merhaba Leman abla. Merhaba Canan. Vallahi bir müddet böyle olursa duacınız oluruz Leman Hanım. Ah Hafize, ah. Kendi elim gibi olur dersen... Sen bilirsin. Sen hiç merak etme Leman abla. Annemi aratmam inşallah. Peki bakalım. Öyle olsun. Ben işe koyulayım o zaman. Hay Allah razı olsun sizden. Aslında ben sana kırgınım Hafize. Evi Deniz'i sana emanet ettik. Gittik bir döndük. Evin içi mahşer yeri gibi.
rahat olun. Yani arabanın hasar tespitiydi falan ben halleder size bildiririm. Numaranız var bende. Çok utandırdınız beni. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Yok canım ne demek. Olur mu öyle şey? Sağ olun. Ne ya? Günaydın Şiar Bey. Günaydın da siz ayamadınız galiba Gönül Hanım. Geç olmadı mı biraz? Ders başlamadı bile. Yetiştim Şiar Bey. Derse değil. Her sabah bahçede törene bekliyorum sizi efendim. Tam 7:45'te. Zaten o saatte geliyorum ama bu sabah bir aksilik oldu. Bu hayatta aksilikler hiç bitmez Gönül Hanım. Onların bitmesini beklersek oho işimiz var. Ne yapmamı bekliyorsunuz peki? Gerekirse her sabah evden 10 dakika önce çıkacağız efendim. Ne olur ne olmaz. İzninizle. Hoca Hanım. Buyurun. Özel arkadaşlarımızla da böyle okulun önüne kadar geldi. Pardon? Malum her kızı buraya arabasıyla erkek arkadaşları getirirse önüne alamayız. Bir kaza yaptım. O bey de bir polis memuru. Geç kalmayayım diye arabasıyla beni okula kadar bıraktı. Sanırım bu açıklama biraz olsun sizi rahatlatmıştır Şiar Bey. İyi dersler. Bak bak bak. Astın üstüyle konuşmasına bak. Tavırlara bak. Vereceksin bunun eline ihtarnameyi. Hadi uğurlar o. Dışarıda millet aç be. İş arıyor iş. Ya bu Şiar da daha ilk günden sıkmaya başladı ha. Evet ya. Hangi diyardan geldiyse abicim. Bir de bundan sonra her sabah kalkıp törene katılacakmışız. Ulan askeriyede tören kıtası mıyız biz ya? Ne o yüzüne renk gelmiş Efe? Ne rengi be abi? Direkt mor ve ötesi olmuş baksana. Ulan sana moru bir kurum ötesine de karışmam ha. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Murat abi. Canan, ne işin var burada? Dün bütün gece aşk yuvanızda yatağınızın altında sizi dinledim. Sabah karşı çıkarken de sonradan anlatsam inanmazsın diye karının cep telefonunu dün çaldım. Bana bak, delirdin mi sen ya? Yo, gayet iyiyim. Hem gördüm ki siz de karınızla bayağı iyisiniz. Durumlar hiç bana anlattığın gibi değil. Canan, bütün bunlar burada konuşulacak şeyler mi? Zaten ben konuşmaya değil, temizliğe geldim. Neyse artık. Ben çamaşırlarla başlayayım. Malum, öyle çok kirli çamaşırınız var ki akşama dek anca biter. Arkadaşlar, herkesten cumartesi sabahını bu seviye tespit sınavına ayırmasını istiyorum. Bütün ilde aynı anda yüzlerce öğrenci bu sınava girecek ve hiç kimseden herhangi bir ücret alınmayacak. Sınav sonucunda hepiniz gerçek ÖSS'ye girmiş gibi puanlandırılacaksınız. Böylece hem kendinizi denemiş olacaksınız hem de yol yakınken eksiklerinizi görme fırsatı bulacaksınız. Evet, katılacakların ellerini görebilir miyim? Başka? Güzel. Diğerleri de cumartesiye kadar düşünüp umarım bu fırsatı değerlendirmeye karar verirler.